Selam herkese, konsol üstüne ve geek kafasına hoş geldiniz. Bu sefer geek kafasını hafta sonu yayınlıyoruz ki hafta sonu video yayınlamıyoruz ya. Yani hiçbir şey yayınlamamaktansa geek kafası yayınlayalım dedik. Beni hafta Seni sonuna salladı. hafta sonuna salladık. Hani Saatlerimi işte şey değiştirdi. falan deniyor ya abi, ne Dizilerin gerek var geek bilmem ne. Bu da bonus olsun yani. de saatlerini falan değiştirdiler. Yani böyle önemli bir dizi, biz kötü bir saat alırlar. O zamandan yoksa diziyi mi bitiriyorlar falan derler Evet, Türk dizilerinde ya. özellikle çok olur o. Aslında burada şimdi seninle Karakule tartışmak isterdim ama Ha. Karakule tartışılamayacak kadar Seyrettin kötü Karakule'yi. çıktığı için seyretmedim ama Ha. seyretmeyeceğim de. Yani Bence de sinemada seyretmeyeceğim öyle. Onun hakkı seyretme. torrent. Bence Açıkça de. Yani söyleyeyim televizyon filmi gibi zaten. O yüzden yani. sinemada seyretsen de bir şey fark etmez yani. Evet, yani Gerek yok. biz yine bu haftada iki bölüm iki bölüm Game of Thrones zaten. Evet. Bundan bir iki tane daha yapacağız. Çünkü 8 bölümde bitiyor değil mi? Galiba 8 Sezonun bölüm. yarısını bitirdik Yani zaten aslında. ya 8 bölüm ya 10 bölüm. Bilmiyorum. 10 bölümmüş de Ben normalde 10 şahsen bölüm de bu sezon 8 bölüm olacakmış diye Şahsen okumuştum. bakmıyorum Game of Thrones'un her sezonu kaç bölüm diye. Çünkü zaten yetmediği için yani böyle sinirim bozuluyor. O yüzden bakmıyorum yani. Bir anda bitiyor Evet, zaten. bu Game of Kalıyorsun. Thrones muhabbeti bittikten sonra şey girecek bu sefer. Thor falan gelmiş olacak galiba. Tabii canım onlar. Değil mi? Yok. Onlara da var. Onlar Thor Kasım'da Kasım mı? En aslında. yakın ne var film? En yakın şey var. Neydi? Blade Runner var galiba. Blade Runner'da. Blade Runner var galiba. Şey var. Ridley Scott'ın Kingsman var. Yani çok bakmam çok bir lazım şey yok tekrar. yani. Ridley Scott zaten Blade Runner'da. Ben pek bir beklentim Ama yok Blade Runner'da. yönetmeni iyi. İşte var bir takım merak ettiğimiz yanları Yönetmeni var. iyiydi. Eskiden iyiydi. İyidir şimdi de Yani ya. abi şimdi mesela Steven Spielberg heyecanlandırıyor mu seni? O da yönetmen olarak iyi bir yönetmendir ama geçti. Zamanı geçti Yani yani. adam Herif şimdi şey yapıyor. parmağıyla çekiyor. Neydi Kimdi? Parmağının o? ucuyla çekiyor filmleri. Ready One'ı Yani yapıyor. Ready Player One yapıyor, evet. Ready Player One mıydı? Ready Player One. Yani Hazır Steven başla. Spielberg için Onun biraz Türkçesini başla diye çevirmişler. Çok ben tamam komikmiş. çok güzel işte başla. Ama Başla. başla yetmiyor. Ready Player One abi yani. Öyle. Onun bir gaz şeyi var aslında. Abi Başla. ne bilecek şimdi? Yenilmezler, Avengers falan. Neyse abi. Ben tamam Tamam. geç. Hadi geç. Game of Thrones'un 3. ve 4. bölümü. İki bölüm Evet. hakkında kısaca ne düşünüyorsun? Söyle Kısaca bakalım. ne düşünüyorum? Yani sence güzel bölümler miydi? Şimdi şöyle dördüncü bölümdeki tabii ki bir sahne var. O sahne, bu bir önceki sezonda da Battle of Bastards vardı. O sahneye eşdeğer ve işte Red Wedding'de eşdeğer sahneydi. Adamlar gerçekten hani bir televizyon dizisi için. içinde acayip bir sahne çekmişler böyle Evet. izlerken. Bir de tabii 7 sezondur yani Bekliyoruz. beklediğimiz Evet, sahne, ejderhayı bekliyoruz. ejderhalar ne zaman büyüyecek, gelecekler, ne zaman yakacaklar falan. Onu gördüğümüz için tabii 4. bölümün şu anda farklı bir yeri var. Büyük ihtimalle sadece benim için değil, Game of Thrones severler için. Ama tabii 3. bölümde de belli başlı güzel hikayeyi ileriye taşıyan sonra şeyler vardı. Valla ben memnunum şu ana kadar izlediğim bölümlerle. Hani daha önce çok kötü olan sezonlar vardı yani. Böyle hatırlıyorum 5. sezon, 6. sezon diye çok hakikaten sıkıntılıydı. Bu sezon bence iyi gidiyor. İyi hadi bakalım. Şimdi geçen bölümde şey demiştik. Jon Snow inşallah esir düşmez, tutsak düşmez. Bir an önce gider demiştik. Evet. Daenerys'in Gitti. yanına. Zaten çok hızlı gitti. Gitti valla. Bir baktık gitmiş yani. Hemen sahilde Baya. şeyle Hemen Dragonstone'a geldi. Tyrion'la bir şey Tyrion'la yaptılar. karşılaştılar. Ha Helalleştiler. böyle bir ne haber abi? Çok uzun zaman oldu ya falan yaptılar. Sonra senin yüzünde nasıl yaralar Sen oluşmuş. ne zaman kral oldun dedi Ha. ama sen ne zaman el oldun El dedi. oldum falan. İşte öyle bir tokalaştılar falan böyle. Ya zaten mesela 3. sezon ve hani birazcık da 4. sezonda var. Böyle bir araya gelmeler oluyor ya. O bir araya gelmeler gerçekten herhalde Game of Thrones içerisinde çok farklı bir yeri var seyirci içinde. Çünkü çok ayrı yerlere gitmiş olan insanlar bir araya Bir araya geliyorlar ve çok geliyor. uzun zamandır bir araya gelseler olan, gelse de onu söylese, şunu söylese dediği şeyler var. Onlar hani olmaya başlıyor. O açıdan güzel sahneydi o. Daha sonra da işte bizim tabii ki Jon Snow sonunda artık Daenerys'te
karşı karşıya, karşıya geldi. O da beklenen, çok uzandı beklenen. Evet, ama benim pek beklediğim bir karşılaşma değildi. Bayağı bir gerilimli geçti yani. Evet, bayağı gerilimliydi. O kadar, bu kadar gerilimli beklemiyordum ben. Abi yani tabii ne, yani hemen millet sevişecekler diye bekliyor. Ben ateşim, sen ondan sonra buzsun, gel sevişelim falan. O tabii daha olmadı yani onu. Ama o olacak. Yani belli ki bir göz var yani, birbirinin üzerinde. Ama işte aradaki bölümün buzları, sonlarına doğru biraz aralarındaki böyle buzları, o ilk baştaki şeyler eridi, buzlar eridi yani. Ama tabii aslında beklediğin gibi değildi, ama birazcık da beklenen bir karşılaşma. Çünkü Daenerys gerçekten şey yani, hani sonra artık o kadar şeyden geçti. Zaten o diyalogda, o aralarındaki diyalogda söylüyor yani. Ben onu yaptım, bana tecavüz ettiler, bilmem ne yaptılar, her şeye göz gerdim. Ondan sonra sen mi bana hani karşı çıkıyorsun? Kır dizini, ondan sonra yapalım bu işi. Anası gibisinden bir şeyi var onun ve ondan vazgeçmiyor yani. Ne olursan olsun kendisini haklı gördüğü için ve varisi olarak gördüğü için bu işin, tahtın. Ama tabii Jon Snow çok farklı bir karakter. Yani umduğu gibi bir karakter değil. Her kimsenin umacağı bir karakter. Çünkü biraz zaten yaptığı şeyden sıkılmış. Yani böyle üzerindeki sorumluluğu sevmeyen, istemeyen bir karakter olduğu için, ama mecbur bir yandan da sonuna evet kadar yapmam lazım. Tabii bir yandan da şey abi, çünkü yani bu insanları ben kurtarmazsam kim kurtaracak kafası var birazcık da. Orada bir detay vardı. Şeye giderken, o kıvrımlı yolda giderlerken ejderhalardan biri Snow'a işte, bir selam çaktı. Orası mesela çok onlar yattı yeri, ama aslında herif ne haber lan demeye geldi ejderha yani. Orası çok güzel aslında. Hani ilk seferki insan çok fark etmiyor, ama sonradan bir şeyler okuyup falan birazcık da düşündüğün zaman, şimdi orada tam şey dediği sahne o. İşte ben Stark değilim. Aha, dediği anda böyle ejderha üstünden geçiyor. Evet. Çünkü aslında abi, hani Jon Snow'un Stark olup olmadığı ne olduğu belli değil. Targaryen olduğunun üzerine gidiyor aslında yani, dizi. Yarı Stark. İşte yarı Stark, yarı Targaryen gibi. Ama hani o ejderha sanki ona baba bir hoş selam, geldin. Alçak uçuş. Alçak uçuş. Yapması da ona güzeldi. O işte böyle donanmaçlı yoldan çıkarken muhabbetleri, tabii hani uzun bir yol geçirdiler falan. Onları falan hepsinin böyle şeyleri var dizide. Bayağı o açıdan da zengin çekimler yapmışlar. Bakalım yani, o karşılaşma da işte evet bayağı gerilimi geçti. Yani karşılaşma aslında hala sürüyor. Hala bir şey var. Yani yavaş yavaş yeni açılımlara doğru gidiyor. İlk başta o aslında belki de öyle olmalıydı. Birisi kendine kral diyor, birisi buralar benim diyor. Yani bana şimdi boyun eğeceksin diyor, o eğmeyeceğim diyor falan. Jon Snow'un aslında tabii komik, kral diyorlar ama aslında yani işte böyle yüzünden bir akıyor. Allah kahretmesin, ne kral oldum ben. O böyle ifadesi var. Hani o yüzden hani Sir Davos orada işte bu da kral yani, ne diyorsun sen falan dediğinde hani ya boş ver abi şimdi karıştırma gibi bir ifadesi var. Yalnız o yüreğe inen hançer meselesi sanki sonradan bir çok güzeldi o. Bir olaya bir gebe gibi geliyor. Yani bir şimdi orada bir uyandı. Orada çünkü şey var tabii. Yani Elif diyor ki yürüyen ölüler var. White Walkers diye bir şey var diyor. Kadın buna inanmıyor. Bir de diyecek ki şimdi orada öldü, geri geldi diyecek. Çüş yani. Gidin yıkılın karşıma. Ama kızdan o kaçmadı. Kaçmadı. O sonradan bir bir daha bir gündeme getirdi onu. O sonradan çıkacak ortaya. Hani bir işe yarar mı, yaramaz mı? Muhtemelen bunlar sevişirken orada yara izni falan görecek. Bu yarayı nerede yaptı? Nerede falan oldu falan diye oradan gidecek. Ama keyifliydi tabii. Ben yani sen şey anlamında sevdim. Orada mesela Jon Snow gelirken yukarıda işte Melisandre ile Varys'in bir diyaloğu var. Muhabbeti vardı. Melisandre karşısına çıkamıyor Jon Snow mu? Çünkü yani bir de Sir Davos da var. Yani ikisinin de ağzına kovmuşlar. Sıçtığı için belli noktalarda. Ama pişman olmuş. Evet, pişman olmuş. Biraz yani yorulmuş. Ve Volantis'e işte kendi ülkesine geri dönmeye karar vermiş. Bakın yani mesela Volantis'i hiç görmedik. Orada o ikisinin muhabbeti arasında bir şey oldu. İşte senin öldüğün yere geleceğim ben de, öleceğin yere geleceğim diye bir laf etti. Buradan git ve buradan bir daha gelmedi. Gelme dedi Varys. O da ben bunu burada ölmem gerekiyor dedi. Aynen senin gibi dedi. O ilginç bir laf işte orada. Bir de bizim şey de yine sezondan sezona değişen adamlar arasında Varys'te. Böyle bir adam zayıflamış mı? Solaryuma mı girmiş? Sürekli ten değil mi? Bir ten şey rengi. Olmuş yani. Şey olmuş. Adam eskisi gibi değil yani. Bir araya da çok büyük değişiklik var. Zaten şeyde de var. Brandon'da da var. Evet. Varys'te de ben acayip aynı adam mı lan bu falan diye şeyden bir şey geldi yaptım. Ya. Esos'tan geldi ya. Bir tek o yanmış. Yanıp gel.
Evet. Yani orada işte sonra tabii gemileri şeyin haberini alıyorlar. Ondan sonra bütün Greyjoy donanmasını Euron'un saldırıp yok ettiğini alıyorlar. Oradan da zaten şeye geçiyor. Euron'a geçiyor. Euron'a geçiyor. King's Landing'e geçiyor. Orada evet. Bağlamış. Götürüyor. O Euron için bayağı zaten atla falan girdi Cersei'nin önüne. Ha yani o atla şey girme sahnesi de babası da Red Keep'i geri aldığında atla giriyordu. Lannister anası. Bu da sanki ona gibi bir şey yapmışlar. Bir de böyle şey havası var şimdi Euron'un. Erkek figürü. Hani Jaime'nin işte eksikleri var ya, işte kolu yok. İşte bir tuhaf yani o bir ilişki sıkıntısı var. Hatta zaten sürekli Euron ona oynuyor biliyorsun işte. Cersei ile nasıl oluyor falan. Anlat bir şeyler falan gibisinden. Sert mi seviyor? Ha sert mi seviyor? Hep bunu böyle ya da işte kim hiçbir erkeği insana veremediği bir şey veriyorum falan. Aslında onu biraz şey yapıyor. Onu kışkırtıyor. Bilerek. Evet evet. Kışkırtıyor. Kışkırtıyor. Euron işte bakalım güvenilmez bir aslında şey o. At yani. Hani Euron. Deli ya. Deli yani. Deli. Adam. Şu anda tabii ama şey ne zevkten dört köşe oldu ya. Cersei önünü attı ya böyle Dorne'daki Dorne'ları kadınla. Böyle dudakları falan bir değişiyor kadını böyle oh diyor koyduk diyor falan şey böyle. Şey de çok güzel. Öyle bir intikamı da intikamı da yani intikamı gerçekten acayip. Zaten oraya da geleceğiz. İntikamı çok acayipti ya. Aynı şekilde öldürdü bir de ölümünü seyret. Evet. Bir de çürüyüşünü seyret falan diye. Şey ben yani o kızı birileri oradan kurtaracak falan diye umut ettim ama çok üzerine gittiler o kızın çünkü bir ara. Hatta şeyle bir onlar bir paralı asker neydi ismi? Hangisi? Greyborn. Yok ya paralı asker var ya şeyin yanında. Bronn. Bronn'la böyle bir bayağı bir flörtleştiler falan onlar bir ara. Ama işte bunlar evlenecek de o oradaki muradına mı erecek Dorne'da, falan gibi bir şey vardı. Dorne'dakiler zaten biliyorsun çok şey böyle yılan yani onlar. Evet. Ama tabii orada şey yani bu kız şey kadın Cersei'nin kızını aynı şekilde zehirlediği için. Evet o da ona bu zehirledi. Da aynı şekilde bir şey. Orada mesela şey de çok vurucuydu. Şey Mountain'ın şu andaki haliyle herif kafasını patlatmıştı önceki sezonda bunun sonra sevgilisinin. Hani onu görünce tekrar ölmedim ulan bu o ifade çok şeydi bir, böyle. Orada bir şaşkınlık yani. İfadesi bir de oha, ölmemiş. Boşuna yapmışız bunca şeyi ifadesi vardı. Boşa gitti adam falan. Onlar da öyle harcandı. Ama, onlar da onların da sonu geldi yani. Cersei acayip bir intikam aldı. Çok. Bu arada şey de çok bence önemliydi. Bu Jaime ile sevişiyorlar ya. Hı hı. Üçüncü i̇şte oradan sonra miydi, oraya dördüncü bölümde İşte miydi? O intikamdan sonra basıyor gidiyor Jaime'ye Allah diyor Jaime'ye. Sonra dedi. Ama sabah Jaime ne yapıyorsun açma kapıyı falan ya, diyor. Lan artık diyor ben diyor buranın şeyi oldum lan buraya yani kim bana karşı çıkar kimse yok ya. Yani. Evet. Yani onu ilan ettiği an yani aynen. Artık kapıyı açtı Jaime yatakta. Aynen. Ondan sonra hiç umurumda değil Cersei'yi artık. Yani Cersei orada bitti abi artık onun gücünü şey yapabilecek masaya biri yok koydu yani. Koydu yani. Yumruğunu koydu artık. Yumruğunu koydu Cersei. Yanlış değil yani. O sonu da koyar. Evet sonunda. Öyle öyle yanlış doğmuş yani. Erkek olacakmış o. Evet. Yanlışlıkla öyle olmuş. Sonra asıl tabii ilginç bir şey var biliyorsun bu Lannister'lar para borç aldılar Iron Man'ta. Savaş almışlar. Almışlar tabii. Sürekli alıyorlar falan. Aha. Adam gelmiş tabii. Iron Bank'in elemanı. Nerede bizim paralar? Nerede? Ne oluyor bu işler falan diye. Oradaki bir muhabbet daha vardı. İşte orada hatta işte senin paranı vereceğim merak etme. İşte doğru ata oynayın falan gibisinden böyle bir hafta 10 güne senin para gelecek dedi. Biz de ne oluyor lan acaba evet, dedik. Ne oluyor lan dedik. Sonra ne olduğunu anlıyorsun. Highgarden. Ama hadi Highgarden'dan önce Castle Rock var. Orada abi benim bir ya bak bu sıkıntım var yani bu dizide bu sıkıntı. Ya ordular bu kadar sessiz ilerlemez abi. Yani yok böyle bir şey ya. Bütün koca ordu hep orduya baskın yapar mı abi yani? Koskoca 10 bin kişilik ordu 10 bin kişilik ordu devamlı baskın yapar mı? Evet. Yani yapamaz böyle bir şey ya, yok yani. Aslında baskından çok şöyle bir sıkıntı var orada. Şimdi Varys gibi bir adam var tamam mı? Bu ha, adam güya böyle yani. her yerden şey alan, ilk sezon, bilgi alan. İlk sezonlarda devamlı uçan acayip. Kuşu giden kelebeği bilirim şeylerinde. Tipinde şimdi herif hiçbir şey yaramıyor. Hani ulan bilmiyor musun mesela? Tamam Castle Rock'a gideceklerini biliyoruz diye kendileri de biliyorlardı yani. Abi oraya koskoca orayı boşu atmış Castle Rock'a. Ama yani. Abi bundan farkı bunu nasıl öğrenemezsin değil mi? Hani bir kuş bir şey gelmez mi? Aa boşu atmışlar bize kazık atacaklar falan diye. Yok orada biraz ne yazık ki Şey var. Dedi ola abi
Unsolid'ler gidiyor gemilerine, yine Greyjoy'lar saldırıyor. Gemileri de mi saklamışlar? Yani, falan. Yani gemiler, gemi yani, kısmında hani bir şey diyemeyeceğim. Çünkü orayı doldurabilirsin yani. Euron çok hadi, acayip stratejik manyak yani, adam yani, zaten gemi, deli. Gemi, deniz, meniz yani, falan çok tecrübeli yani, falan filan. Bu Unsolid'ler gemide çok tecrübeli değiller aslında. Karada çok iyiler falan. Yani oradan onu yırtabilirsin. Ama gerçekten hani Varys'in işlevselliği anlamında bir sıkıntı var dizide şu anda. Ama tabii orada güzel bir kazık atıyorlar. Hani ilk aslında Tyrion'un yaptığı da güzel. Hani işte ben bir tane yol yapmıştım. Kanalizasyonları bana yaptırmıştı babam falan. O anlatım, oradaki kurgu falan çok güzel. Ama tabii sonradan yedikleri kazık çok fena oluyor. Lannister'lar da o sırada bütün orduyu toplamış. Highgarden'a gidiyor. Gitmiş. Altınları ve erzakları bayağı toplamaya. Bayağı külçe külçe altınları arabaya doldurdular. Şimdi yani. Oradaki mesela, sahne de mesela şeydi, güzeldi. Şey güzeldi. Demir, yani. Demir, dikenli biraz. Şeyle, Nine ile. Ha. Queen of Thorns'la. Ya orayı biraz hızlı geçmişler. Şey artık uğraşmamışlar. Nasıl alıyoruz kaleyi falan diye uğraşmamışlar. Yerinde kaldık işte falan demişler. Çünkü tabii Tyrell'ler hiçbir zaman hani bir ordusal bir güçten çok parasal ve işte şey bir güç aslında. Yani öyle, ama sonuçta mesela ben onu seyrederken onu da düşündüm. Ya bu hani bir tane Greyjoy'lara bir bunlara yaslanmıştı. Hı-hı. Aslında ikisi de işte çok para da kuvvetli ve şey olarak, değilmiş yani bir yandan. Yani birazcık tecrübesizlermiş. Ha, yani Queen of Thorns tecrübesizlikten gitmedi hoş da. Ondan sonra ama diğer taraf biraz tecrübesiz kaldı tabii Greyjoy'lar. O tabii Lannister'ların Highgarden'ı alma sahnesi gerçekten güzel bir sahneydi. Sonda Jaime'nin gelip Jaime'li, de Queen of Thorns'un konuşması. Olenna'yla karşılaşmaları. Hı-hı. Olenna zaten House Tyrell'in son kişisi. Tabii. Yani o bu, zaten direkt o, şey yapmış artık. Bitti artık yani. Yazgısını kabul etmiş. Aynen. Orada oturuyordu. Acı çekeceğim siyahların mi? Içinde. Acı çekeceğim mi dedi. Yok dedi. O iyi dedi. Direkt direkt içti. Direkt içti. Ama sonra bir koydu. Acı koydu. Çok fena koydu. Ama o söz şeye ulaşacak mı bakalım Cersei'ye? Valla ulaşır mı ulaşmaz bilmiyorum ama yani hani ben şey bekledim abi, orada. Abi orada Jaime de baya sabırlı çıktı. Sabırlı çıktı ya hakikaten yani. Ben orada mesela direkt çekecek kılıcı koyacak kafaya. Ben de zannettim ya lan, çocuğunu öldürdü yani, morartarak öldürmüş. Bir de öyle bir anlattı ki. Ha bir de böyle çok bilmiyordu böyle morartacağını anlattı yani. Nasıl böyle boğurdu bilmem, morardı, gözleri patladı falan. Bayağı canlandırdı kadını orada. Roleplaying yaptı. Orada bile Jaime'i çıkartıp da ne diyorsun lan sen diye böyle gırtlağına yapışmadıysa demek ki zemzem suyu içmiş yani Jaime. Evet, ilginç. Jaime'nin bir pasifliği var zaten. Orada el gittiğinden şey beri var, bir pasifliği var. El gitti, iktidar gitti adamda. Gibi bir sıkıntı var. Ama evet, o güzel bir sahneye tabii. Orada hani Olenna'nın gerçekten son vuruş yapması. Bir de bu bölümün adının Queen's Justice olması da bir şey aslında. Hani Olenna da tam öldü ama yine de bir aslında intikam bir şey aldı yani. Bir geri vuruş yaptı. Hepsini bir Cersei de öldürmüşleri yaptı. Hani ölümleri de işte poetic justice, ölümleri de hani böyle o şekilde oldu. Yani Olenna da çocuğu işte zehirle öldürmüştü. Evet. Kendisi zehirle gitti. Ondan sonra diğeri işte zehirle vermişti. O da zehirle öldü falan gibisinden. Güzeldi. Ben bayağı keyif aldım tabii o sahnelerden. Tabii bir de Bran Winterfell'e geldi. Ve Sansa ile karşılaştı. Ondan sonra hani orada tabii Sansa böyle çok seviniyor ama Bran eski Bran değil. Yani zaten Bran. Gelenlerin hepsi odun olarak geliyor. Arya da odun olarak geliyor. Bran da odun olarak geliyor. Ruhunu kaybetmiş. Odun olarak dönmüşler. Bran'ın tabii işte bir de Sansa'nın şeyi var ya böyle hani eski şeyini olacağını zannediyor eski olayların. Hı-hı. Eski kardeş o sıcaklığın olacağını zannediyor ama Bran'le konuştuğu sahneler, Bran bunun işte ben her şeyi biliyorum falan, nasıl yani anlamıyorum ben diyor. İşte senin orada gelinliğini ve işte evlendiği geceyi anlatıyor ya. Tabii Sansa böyle bir sinirle bozuluyor. Gidiyor. Ve orada mesela şey diyor, Jon'la konuşmam lazım diyor Jon'la. Evet. Çünkü Jon'a söyleyecek, sen Targaryen'sin diyecek. Aynen öyle. Bakalım o ne zaman olacak. Onunla. Bir de Arya'nın gelişi var. Arya da 4. bölümde geldi. Şimdi 4. bölümde zaten. O da pek böyle bir sıcak bir karşılama olmadı Sansa ile ikisi arasında. Yani bayağı bir sarıldı. Hoş, Arya sarıldı en azından. Yani Arya bir karşılık verdi, doğru. Evet, Arya bir karşılık verdi. Ama tabii sonra işte Arya'nın Brienne'le onası bir ya o çok enteresan bir şey. Hani bu bir takım şeyler var ya
teoriler var ya, aslında Arya'nın Arya olmadığı da diğer sarı saçlı o kız tarafından öldürülmüş ve onun kılına girilmiş konusunda. Yani Arya o kadar iyi bir savaşçı değildi en son bıraktığımızda. Yani ölmeden, daha doğrusu nobody olmadan önce o kadar iyi dövüşçü değildi. O kadar iyi kılıç kullanmıyordu ama öbürü çok iyi kullanıyordu. Evet. Yani oradan hep benim aklımda şey var, acaba Arya'nın kılına mı girdi, ama Bran da hiçbir şey söylemedi. Bran da bir şey söylerdi onu. Evet. Yani. Yok ya, Arya ya da belki biliyor ama ilgilenmiyor. Yani, Arya eğitim almış, öğrenmiş. Bran biliyor ama ilgilenmiyor olabilir. Öyle de bir şu anda hep şey var mı? Ben hepinizden artık farklı bir boyuta geçtim. Ama hani sizin aranızdaki entrikalar beni çok ilgilendirmiyor. Ama mesela şey söyledi. Şey olarak söyle mesela, listesi var bu. Mesela Sansa'yla ilk karşılaştıklarını Arya ilk işte Kansa yaptı. İşte Arya hani şey dedi, Cersei'yi öldürmeye gidiyordum King's Landing'e dedi. Sonra mesela tekrar Bran'ın yanına gittiğinde listesi var onun, listesinde bir ne yapacak dediğinde Sansa bir ciddiye aldı. Evet. Ne oluyor falan diye. Yani Bran'e güveniyorum zaten. Evet. Hani o, ama demeyebilir yani. Öyle de bir şey var. Bran'da da öyle bir olay var artık yani. Mesela orada şey de işin karışı. Şimdi bakalım nereye varacak. Dagger şey, hançeri verdiler ya. Hançeri verdi. O bizim zaman geri verdi. Peter Baelish hançeri verdi Bran'a. Karşılığında bir şeyler bekliyordu ama Bran onu orada da bir yot etti. Evet. Sonra daha önceden Varys'le konuşmasında söylediği Chaos is a Ladder'ı böyle herifin suratından söyleyince o çekim çok iyiydi ya. Ya adam böyle bir anda böyle bir gözler bir açıldı böyle. Çok acayip bir surat ifadesi oldu adamda yani. O çok güzel bir sahneydi. O yüzden bir şey de isteyemedi. Hani karşısında aslında böyle bir beklentiye giremedi. Öyle kaldı. Evet. Arya'nın işte Brienne'le olan o dövüşü güzel çok keyifliydi. Güzeldi. Çok güzeldi. Oradan zaten ben kıllandım. Ulan bu kadar da değildi yani. Evet. Sonuçta ama Brienne'le de tazıyı yenmiş. Doğru. Kadın yani. Ama işte evet, beklenti olayı da var yani, ufak şimdi Brienne bir koyacağım olacak yani, evet. O bir ilginç bir şey. Beklentileri açtı Arya. İşte Sansa'yı da orada görünce o anladı Sansa'da yani Arya'da evet, artık evet, Arya o, değil. O değil. Evet. Bildiğimiz Arya değil. O sahne olarak güzeldi. Tabii bu iki bölümün en can alıcı noktası dördüncünün sonundaki artık ejderhanın da işin içine bulaştığı savaş ki savaş, orada evet. Aslında şey geliyor önce. Greyjoy bizim yandaki Ezik Greyjoy'un ismi. Ha şey Theon. Theon geliyor. Jon Snow'la karşılaşıyor. Evet. Şeyde. Abi böyle bir tırsıyor falan. Lan bunlardan da kurtulamadık lan falan diye böyle. Lanet evet. Olasıca. Sansa'yı kurtardığım için seni öldürmüyorum yani diye falan. Ha, nerede? Queen nerede? Nerede? Yok. O gitti ama mesela kardeş. Şey de çok güzeldi. Şimdi Queen'i tuttu elinden. Gel mağaraya gidiyoruz dedi. Nasıl mağaraya götürdü. Orada işte Dragonstone'u çünkü kazması çıkarması için ona izin verdi bizim Queen. Orada Children of ondan sonra Forrest'in yaptığı çizimleri falan gösterdi. Benim çok hoşuma gitmedi o bölüm. Ya evet ama yani, işte orada bir böyle en azından hani bir bak burada daha önce bir şey olmuş. Burada görüyor musun biraz çizmişler. Biraz çok fazla şey gibi geldi bana. Yazarın yazarda ya deneyelim işte de artık yani Deus Ex diye bir kavram var ya. Yani lan orada öyle bir şey varmış. Kimse bilmiyor muymuş orada koskoca Dragon. Şehir varken evet. Burada da bir takım şeyler vardı falan. İşte o anda mı? Ejderha o şeyini bilmiyor. Yani. Hani, Obsidian'ı bilmiyormuş. Önce bunlarla bunları kavga ettirelim. Bunlar bilmiyordu ama Daenerys gerçekten. Şey Daenerys gerçekten bilmiyordu. Bilmiyordu tabii de. Bir şey evet olduğunu. Ya aslında kalede de kimse kitapta kalmamış. Buldular abi zaten. Kalede yani. Hayır oradaki o çizimlerin de mi kimse farkında değilmiş yani. İşte değil miymiş? Yani böyle elle yerleştirilmiş. Önce bunlar arasında bir çatışma yaratalım. O ona inanmasın. Ondan sonra duvardaki resimleri göstersin gibi. Böyle biraz bana çocukça geldi yani. Onunla ilgili zaten bir şey yapmışlar hemen. Geyik yapmışlar. Ondan sonra 2 dakika önce çizdiği resmi gösteriyordu. Yani, girmiş çerçevesini çizmiş. Bir de gel gelmeye gösterdi. Hatta öyle gözüküyordu yani. Yani çizimler de hakikaten öyle gözüküyordu. Yani çocuk ilkokul çocuğu çizmiş gibi bir şey vardı. Karakteri vardı. Neyse o sahneden tabii, sonrası First Child'lar yaptığı evet. için aslında. O sahneden sonrası aslında orada bir şey önemli. Çünkü orada yine Tyrion karşısına geçiyor ve diyor ki Caster Rock'ı aldık. Ne güzel. Ama bir boka yaramadı. Böyleymiş falan. Bir şey beceremedim falan. Hatta işte orada suçluyor onu. Ondan sonra sen kendi adamlarını, kendi aileni öldürmekten şey yapıyorsun korkuyorsun falan diyor. Orada diye. Bayağı bir ciddi suçlama yapıyor falan. Orada işte hani şunu yapma aman gidip sakın dragonlarla saldırmaya falan filan dediğinde orada gidip şeye sorması önemliydi. Jon'a sorması. Soruyor, o da yapma öyle şey. O da diyor. Yine tabii doğru mantıklı onu söylüyor. Çünkü gerçekten yakıp yıkarsa ama mesela yakıp yıkma olayını daha farklı biraz daha farklı bir şekilde söylüyor. Diğerlerinin söylemediği şekilde. Sen de diğerlerinden farkın kalmaz diyor yani. Çünkü o hep böyle ben hepsinden farklıyım havası var ya.
Yani ama yine de gidiyor bir yere tabii. Babasının günahlarını evet. çocuk şey yapmamalı diyor. Evet. Üstlenmemeli diyor ama evet. ondan sonra John aslında oradan vuruyor. Evet. Babanın günahlarını üstlenmiş olursun sen evet. de onu yaparsan diyor. Orada güzel gibi. Evet. Sonra gel artık savaşa. Geldim hadi tamam savaşa geldim. Geldim. Savaşta o susun bir şeyler geliyor falan bir. Ya şeyin Bron güzeldi zaten. Yani. Bron, o sahne iyiydi. O sahne iyiydi bir de Bron abi. Bron yani gerçekten bak bütün sezonun birinci sezondan bu sezona kadarki şeye bakarsan Bron'un girdiği andan itibaren o Bron karakteri herhalde bütün karakterler içerisinde en böyle dikkat çekici şekilde gelişim sağlayan. Hmm. Bir şekilde böyle hani savaşın ondan sonra iyi yanlarını ondan sonra fayda sağlayan yani savaştan fayda sağlayan ve şanslı bir böyle adam. Yani şey evet. Adam o kadar şanslı olabilir. Bir insan bu kadar şanslı olabilir mi? Bir insan bu kadar şerefsiz olabilir mi? Yani adam hepsi bir arada böyle. Çok süper bir tip aslında karakter. Ve burada da o yine onu görüyoruz. Yani hem işte böyle işte para istiyor, daha çok para istiyor. Bilmem sürekli gözü doymuyor. Bir yandan ama hep çok şanslı. İşte gidiyor ejderhalardaki olayda bile çok şanslı herif yani. Hani adamdan kaçıyor, işte ölmüyor, bilmem ne yapıyor. Bir türlü bir şey olmuyor herif. O yüzden Bron karakterini ben gerçekten çok takdir ediyorum. Yani hani en takdir edilisi karakter herhalde Game of Thrones'taki Bron yani herifin. Sürekli dört ayak üstüne düşüyor. Şey açısından da, Daenerys açısından da adamların elinde öyle bir silah olduğunu evet, fark etti. Evet o iyi oldu etti. Aslında. Yani ölümcül bir yara almadı. Almadı ama o iyi oldu çünkü gördü bunu. Ama böyle bir sendeledi evet. yani havada. Ki mesela iyi mi yaptı da kötü mü yaptı orada tartışılır. Çünkü aslında sürpriz olayını kaçırmış evet. oldu. Yani şimdi Daenerys bir dahaki sefere artık. Red Keep'e gitse biliyor. Biliyor ki orada 30 orada tane bekliyor. Onlardan var yani. Onu, evet. Onu bilerek gidecek. O yüzden onun açısından iyi oldu. Evet onun için iyi oldu. Söyledim ama oradaki ejderhanın saldırma anladım. Sahneleri falan gerçekten çok güzeldi. Çok güzel çekilmiş. Çok iyi yapmışlar. Zaten o savaşın baştan sona kadar kurgusu evet. o adamlar önce kalkanla durması sonra şeyin ejderhanın oradan bir yer açması oradan Dracarys diye onların atlarla girmesi falan gerçekten muazzamdı güzel yani. Olmuş. Çok yani. İyiydi. Yani... Bir de hani şeyler de çok güzel olmuş. Böyle yanıyor kül oluyor. Evet evet kül oluyor. Kül oluyor şeyler o bir tane böyle. Sahne var ya hani Jaime'nin işte dikkat edin falan dediği bir sahne var. Böyle zort diye bir koyuyor hepsine. Sonra böyle gösteriyor ve kül olup uçup gidiyorlar rüzgarla beraber. O falan çok ya güzeldi orada o sahne. İşte ejderhanın nasıl oyunu değiştireceğini evet. Jamie orada çok iyi anlıyor. Yani evet, dehşet içinde kalıyor. Ulan diyor yani ejderhası var. Ne yapalım ejderhası var diye düşünüyorduk. Oha diyor. Bir de 3 tane var. 3 tane var yani hakikaten. Hani şey ama sonra ya. Saldırmaktan da kendini alıkoyamıyor. Orada, evet orada savunmasız zannediyor. Evet. Ulan ejderha var yanında kocaman. Neyi yani savunması? Böyle, tırnağıyla vursa öldün gittin. İlginç bir şeydi sahneydi o. Yani orada herhalde çaktırmadan gidip bu işi bitirebilirim yani, falan. Belki yer falan yani dedi. İşi bitirebilirim falan diye düşündü herhalde. Bir de abi adamın işte motivasyon bir var. Ezikliği hani var ya çünkü düşünsene onu başarsa o zaman yani Cersei evet. için vazgeçilmez bir hale geliyor anladın mı? Hani evet. kolunun eksik olmasına hiçbir şey kalmıyor yani. Adam tekrardan o kendi onurunu tazelemiş olacak. Vallahi çok acayip sahneler çekmişler. Şey de çok güzeldi mesela. Dothrakiler geliyor böyle. Hı hı. Tamam onları tutarız falan diyor. Sonra arkadan ejderha çıkıyor. Evet. Sıçtık. Böyle kalıyorlar çok ya. Çok iyiydi. Yani orada hakikaten o ejderhanın şeyini, gazabını tabii çok şey güzel yoktu. Hissettirmişler. Hani güzel sen olmuş. De biliyorsun ejderha korkusu diye bir şey vardır. Yani ejderhayı gördün mü tabii, böyle kendin kadar yana sıçarsın yani. Ya, hani, bunda yok ama. Bu evrende burada yok. Burada bu evrende kullanmamışlar evet. ama hani böyle insan nedense hani bu kadar iyi ejderhanın kullanıldığı bir aslında sahnede mesela, böyle bir bekliyordum. Mesela orada bir böyle saflarda bozulma, kaçma ha, mesela, falan gibi bir şey veya ne bileyim böyle olmalıydı. Tamamen kasılıp kalmalıydı mı? Hani kasılıp ha. da ölebilirsin çünkü yani. Öyle bir ejderha korkusu çok acayip bir şeydir gerçekten. Birazcık bekliyordum. Birazcık bekliyordum öyle bir şey. Onu göremeyince biraz insan hani... Peki James zırhla çıkabilir mi? Abi. Nehirden. Ha, nehirmiş. Yalnız adamın yüzü peynir oluyordu oğlum. Yani tabii canım, o sahne acayipti. Bron kurtardı yine tabii, bir ihtimal tabii. onu. Evet. Yani Bron'a yatıp kalkıp bütün kaleleri, şehirleri vermesi gerekiyor. Vermesi lazım. Yani. O çok acayipti. Evet. Bron zaten vurdu. Hani şeyi. Evet. Herif bayağı diyorum acayip bir adam çıktı yani. Çok acayipti. Ejderhan'ın böyle bir de o kadar güzel şeyi çekmişler ki yani. Koreografik olarak da iyi çekmişler. Hani
Böyle öyle bir sahneyi batırmak da var çünkü. İyi açıdan çekemezsin. Çok yeterli şey göremeyiz. O yüzden onun böyle tabii, yandan gidersi falan böyle bütün böyle... hepsi tak 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 patlatması falan. Bir ama işte ejderha, alev altınlar vurması. Da gitmeyeydi. Altınlara bir şey olmadı. Bütün erzaklar gitti. Altınları hayır. Koydular şey Red Keep'e. Tamam işte onu diyorum. Altınları da gömeydi diyorsun. Altınları da gömeydi. Altınları da eritseydi. Eritip de alaydı. Ama o zaman da Cersei'nin hiçbir şeyi kalmayacaktı. Yani. Alanı kalmayacaktı. Oradan erzakları en azından şey yaptılar ama erzak da kendilerine de faydası olurdu aslında. Şey değil, önemli değil ama iyi bir bitişti. İyi, iyi, çok iyi güzel, bir bitişti. Güzel bitişti. Onunla ilgili 14 dakikalık bir tane video var. Yapımı nasıl çekmişler. Onu seyredin gerçekten ağzınız açık kalır. Bir gol yediler, bir gol attılar. Evet. Öyle demek lazım evet, yani. Birazcık maç ortada. Biraz da şeyi görmüş oldular. Bir de kimse Jon'a inanmıyor. O da orada bağırıp duruyor. Oğlum siz ne aranızda savaşıyorsunuz oğlum? Ölüler White geliyor, Walker ölüler geliyor. Geliyor. Alo diyor. Hadi lan diyorlar. Sen kimsin lan? Gitmişsin duvarda kafayı yemişsin. Yok öyle bir şey canım, yok öyle. Şeyde geçen bölümde vardı ya, Hisar'daki bizim Sam'in üstadı. Ha. Ya abi o ne yani hep bir kıyamet senaryosu vardır. O gelecek kıyamet olacak, bu gelecek kıyamet olacak ama hepsinden kurtulduk kardeşim. Diyor ama. Sen şey yapma diyor. Bu arada Marmont da iyileşiyor. O da iyileşti. Da o da herhalde Daenerys'in yanına gidecek. Dönecek. Ben Sam'i de alacak diye düşünüyordum. Ama Sam'in başka işleri var bütün. Sam'in hikayesini nasıl bağlayacaklar o hala... Ya kısa sürede üstad olamaz orada. Ama olamaz ama başka işler olacak herhalde. Belki başka bir şey bulur. Healer gibi bir şey olacak sanki o orada. O scrollları falan şeyden geçirirken temizden belki başka bir şey keşfeder. Yani, olabilir. Bakalım. Ama eğer bu sahneyi bu kadar iyi çektilerse... bu sezonda şey göreceksek, White Walker'larla bir yüzleşme göreceksek bence belki de bundan daha iyisini de görebiliriz. Bence White Walker'larla bir yüzleşme çok zor. Çünkü bu sezonda bence Cersei ile Daenerys'in problemi çözülecek. Olabilir. Ya da çözülmek üzere bırakacak. Bir sonraki sezonun bir iki bölümünde tam bunlar böyle boğazdayken White Walker gelecek ne oluyor burada? Belki yani bir sonraki sezon iki bölümünde artık o iş hallolacak. Bu sefer hep beraber şeye dönecekler gibi geliyor bakalım. Bana. 4 bölüm kaldı. Bakalım. Evet. Valla ejderha bu sahne acayip. Biz tatmin olduk ejderhadan. Ben de bayağı tatmin oldum. Böyle vursun bana. Sana vursun. O 20 kişi yapmışlar abi. Geç 20 kişiyi gerçekten yakmışlar. Gördün mü sen onu? 20 kişi yakmışlar. Yani yakmışlar derken işte stunt yani yapmışlar. Ondan sonra herif diye ama şeydi. Galiba televizyonda mı artık bilmiyorum. Hiçbir tek seferde 20 kişi aynı anda aleve verilmemiş yani. O herifler şeyde işte normal yakıp ondan sonra uyduruk çakma yakıyorlar ya. He. Çünkü 20 kişiyi aynı anda yakmamışlar hiçbir zaman. O yüzden çok tehlikeli bir sahneymiş. İşte 14 dakikalık videoda anlatıyor. 20 kişi bugüne kadar hiç aynı anda yakılmamış. Evet evet. Diyorsun. Ben yani çünkü 20 kişi ortadaki... aynı anda yakmamışlar ya, tek tek yerleştirmişler. Hayır öyle mi? Değil. Öyle değil. Yani anladım. Bir seferde patlıyorlar yani o 20 anladım, kişi. Anladım. Orada çünkü ne kadar çok insan olursa ortadakinin ısısının artması daha fazla oluyormuş. O yüzden daha tehlikeli oluyormuş ortadaki kişiler için. Falan. O yüzden o böyle çok tehlikeli bir sahneyi anlatıyorlardı yani. Allah Allah. Bakalım ona da. Bayağı ciddi yakmışlar. Evet. Allah yakmasın. Ejderha yakmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.